uyum sorunu hiçbir ilgimiz şeyi yok yani. Ha, uyum onu gerçekleştirir. Gelen oyuncular yani birden kaynaştılar. Zaten bu oyuncular daha önce de birbirlerini tanıyorlardı. Ben de tanıyordum zaten. Eski talebe, ikisi de eski talebemdi. Bizden gelen oyuncular benim fazlasıyla eski talebemdi. Öyle bir sıkıntı yok. Kamp dönemi iyi bir kamp dönemi geçirdik. Bugün de iki tane arkadaşımız geldi. Uyum sorunu olacağını düşünmüyorum. Çünkü içerideki eski oyuncularımız kaliteli, yetenekli, kaliteli, bir de dürüst böyle, ahlaklı. Onun için gelen oyuncularımıza kucak açtılar. Birlik beraberlik içinde oldu, öyle bir sorun yok. Toplantılar falan oldu işte, sivil toplum kuruluşları falan, eski işte futbolcular, başkanlar. Hep direkt şampiyon. Hemen birden bu şey gibi, sezon başı gibi toplama takım gibi oldu. İyi kaliteli oyuncular geldi. Ama uyum sorunu yaşayacağız oyun içinde. Arkadaşı sorun yok, oyun içinde tabii oynayacağız. Hazırlık maçı fazla oynayamadık. Ama bir iki hafta böyle sabredersek iyi neticeler alacağımıza. Biz playoff garanti, playoff gözüyle bakıyoruz. Tabii şampiyonu, direkt şampiyonu gelirse kimse tabii elini tersiyle itmez. Ama tabii hayalci olmamak lazım. İyi bir ekip kurduk ama daha takım olamadık. Takım olmak için birkaç tane daha maç oynamak. Şimdi bazı mesela meslektaşlarımız Azerbaycan'ı mesela kadroya alıyorlar. Sol bek sakatlanıyor. Genç diye stoperden sol bek üretiyor. Orta sahadan sol bek üretiyor. Ama bunu asla. Aldı mı kadroya? Sol bek. İkinci alternatif tak koyacaksın. Genç olsun, ihtiyaç olsun. Biz onu sezon başında bir hazırladık, iyi bir netice. Emir arkadaşımız var, Emir. O da iyi. Altyapıdan 6-7 tane oyuncumuz var zaten. 4 tanesi, 3 tanesi oynuyor. Bunlar da oynayacak seneye. Bunlar inşallah bank oyuncu olacaklar. Alternatif oyuncu. Ama mesela Hazarcan çok iyi gitti, mücadele yaptı. O gol da oradan bulduk. Dediğimiz her şeyi yaptı. İyi, daha da iyi olacak. Merak etmeyin, altyapıya çok önem veriyoruz. Yeni yönetimle çok önem veriyorlar. Biz altyapıdan en az her sene 2 tane oyuncu yukarı katabilirsek ne mutlu bize. Sezon başında dediğiniz gibi bayağı sıkıntılar çektik. Şimdi yeni yönetimle içinde ve güzel bir kamp dönemi geçirdik. Dediğimiz gibi gelen arkadaşlarımız tam hazır değiller. Onun için bir maç, iki maçta bize sabır gösterin, bize destekleyin. Daha iyi olacak. Güzel maçlar seyredeceğiz. Size söz veriyoruz. Güzel bir ekip kurduk ama daha takım olamadık. Takım olmak için bir iki hafta daha az hasarlı böyle atabilirsek Düzce'si böyle güzel günler bekliyor. Mutlak biz, mutlak bütün maçlara galibiyetle çıkıyoruz ama yenilmek gibi bir şey düşüncemiz yok. Allah göstermesin. Tabii ki 3 neticeli bir oyun tabii şey spor. Onun için biz playoff'ı zorlayacağız. Hep konuşmamızda kesinlikle playoff diyoruz. Mutlak girmemiz lazım. Onun için çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ama dediğim gibi bir iki hafta daha böyle bize sabır gösterin. Böyle az hasarlı, böyle hiç hasarsız atabilirsek önümüzün açılacağını, playoff'ın bizim için çok kolay olacağını düşünüyorum. Sezon başında 29 tane şey vardı. Şimdi 2-3 tane bir deneme, bir iki oyuncumuz var. Onlara da bir bakacağız, son durumlarına bir bakacağız. Şey var, bir de kontenjan durumumuz var. 13-14 tane kontenjanımız oldu. 10 tanesini oynatabiliriz biliyorsunuz. 4 tane tribüne çıkarsak bize sıkıntı olacağını biliyoruz. Ona göre biz işte şimdi önlemlerimizi alacağız. Ne yaparız, ne ederiz? İleriki günlerde karar vereceğiz. Onların durumuna göre, performansına göre olabilir yani. Ona göre, işte performansına göre değerlendireceğiz. Kimsenin de hakkını yemek istemiyoruz. Çünkü bütün bazı oyuncular, altyapıdan da otur oyuncularımız var. Altyapıyı kazandırmak için üstüne birkaç tane fedakarlığa gitmeye. Teşekkür ederim. Son katılanlar, Emre arkadaşımız daha tam hazır değil. Ama bir şey, Çatalca'dan aldığımız Ömer arkadaşımız o hazır. Önerecek kapasitede. Bu hafta onu da göreceğiz inşallah. Sağ olun. Futbol şart meselesi yani, iyi futbolcularla oynadığın zaman iyi oluyor. Hani takım arkadaşlarım sayesinde olmuştur o gol kralı olmuş olduğum yıl. Yine Göztepe'de keza aynı şekilde ikincilikten PTT Ligi'ne çıkmıştık. O da takım halinde bütün herkesin başarısıydı.
Onun için burada takım arkadaşlarımla birlikte kenetleneceğiz. İnşallah takımı playoff'tan sonra da bir üst lige çıkarmak için mücadele vereceğiz. Ben yoldan geldiğim için bugün düz koşu yapacağım. Yarın takımla birlikte yavaştan idmanlara falan başlayacağım. Tam hazır olmam da herhalde bir hafta bir 10 gün içerisinde falan takımla %100 antrenmanlara çıkarım diye düşünüyorum. Adem Hoca'yla yaklaşık 10 yıl öncesinde Pazarspor'da falan bir çalışma fırsatı yakalamıştım. Üzerinden 10 yıl geçti. O zaman daha ben çocuktum. Daha 15-16 yaşlarındaydım. Burada çalışmak nasip oldu. 2013-2014 sezonunda Boluspor'da oynamıştım. O zaman da burayı çalıştıran sanırım Ali Beykoz hoca bizim hocamızdı. Evet, yani bu bölgeyi de biliyorum, yani hakimim, yani burada yaşadım yani.